Yunanistan'ı tayfun korkusu sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da katıldığı gençlik buluşması programında Atina'nın provokatif adımlarına yanıt vermiş. Yunanistan rahat durmazsa tayfun Atina'yı vuracak demişti. Yunan basını Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Ya, tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. E vuracak tabii. Ya, sen rahat durmazsan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in tahriklerine bu sözlerle yanıt vermişti. Ya, tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. E vuracak tabii. Ya, sen rahat durmazsan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine Atina'yı tayfun korkusu sardı. Yunan basını Erdoğan'ın çıkışını manşetlere taşıdı. Katimerini gazetesi, Erdoğan Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit etti başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan bu kez Yunanistan'ı, özellikle de başkent Atina'yı füzeyle vurmakla tehdit etti ifadelerine yer verdi. Türkiye hakkında daha önce yalan haberler yapan Tania yayın organındaysa Erdoğan'ın açıklamaları için kışkırtıcı suçlamasında bulunuldu. Ege adalarının askerden arındırılması konusunu gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı, tayfun tehdidini bir kez daha gündeme getirdi ifadelerine yer verildi. Tovima gazetesi ise skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı. Haberde Erdoğan kontrolden çıktı manşetine yer verilirken, Erdoğan'ın sadece Yunanistan'ı değil Amerika'yı da hedef aldığı iddiası öne sürüldü. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Yunan Başbakanı Miçotakis'in Amerika'daki F-16 provokasyonundan sonra meydana gelmişti. Miçotakis kongre üyelerine seslenirken isim vermeden Türkiye'yi hedef göstermiş, siz kongre üyelerinden bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken NATO'nun Güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.